Nazım Çetin, Ahmet Tuna, Erdoğan Köroğlu, Gürbüz Özel, Sadık Aşık, Abdullah... İl Genel Meclisi Mehmet Bektaş Başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Turizm Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Alaca Örükaya Köyü'nde bulunan Örükaya Barajı'nın turizme kazandırılmasına yönelik komisyon tarafından hazırlanan raporu okudu. Turizm Komisyonu'na havale edilen Çorum ilimiz Alaca ilçemize bağlı Örükaya Köyü'nde bulunan ve kurtarma kazısı yapılan ilk baraj olan Örükaya Barajı bölgenin Roma dönemi iskanına ve su yönetimine ışık tutması açısından önem arz etmektedir. Örükaya Barajı'nın yapımında Romalı askerlerin çalıştığının tahmin edildiğini aktaran Yağlı, 2000 yıllık geçmişe sahip Örükaya Barajı'nın birinci derece sit alanı olarak ilan edildiğini söyleyerek ödenek çıktığında baraj ve çevresinde kazı çalışmalarının yeniden başlayacağını söyledi. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip olan antik barajın inşasında Romalı askerlerin çalıştığı tahmin ediliyor. Örükaya Arkeolojik Kazı ve Araştırma Projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmaları bir müddet yapılmış olup daha sonra uzun zamandır çalışma yapılmamaktadır. Söz konusu baraj yapısı ve yerleşim alanı Bakanlığımız Ankara 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 31.10.2016 tarih ve 2292 sayılı kararıyla birinci derece sit alanı olarak tescil edilmiştir. Sonraki yıllarda baraj ve çevresinde yapılan kaçak kazılar, civar köylerden yapı malzemesi olarak toprak ve taş çekilmesi gibi sebeplerden dolayı baraj ve yerleşim alanında çalışma yapılmasını zorunlu kılmıştır. Örükaya baraj alanında yapılacak röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları için yeterli ödenek geldiğinde gerekli izinler alınarak çalışmanın devam ettirilip ilimizin en önemli turizm alanlarından biri olan Alacahöyük, Örenyeri ve yakınındaki Gölpınar Hitit Barajı ile birlikte yeni bir destinasyon noktası olup turizme kazandırılması sağlanabilir.